...bir yöntemle siyaset yürüten partilerin toplumu kutuplaştırması zaten gerekir. Şöyle artık Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelebilir mi ya da AK Parti iktidara gelebilir mi diye bir şey yok. Kutuplaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Ben o komplekslerden çoktan çıkmış bir adamım yani. sol sosyal demokrat işte olmak demek havaya arayamamak demek. Bu Selçuk bayraklar yüksek toplumun yüzü üretiyor diye tavuk koy bak faşizmdir. Ya. gideceğiz beraber. Söz, söz verdim. Gelip, ben alacağım seni. Vallahi söz <laughs> geleceğim. Bir dönem senin milletvekilliği çok konuşuldu. Olacak mı, olmayacak mı, listeye girecek mi, girmeyecek mi? Evet. O dönem ne hissettin? E tabii şimdi Brooks hissettik ya. Çünkü ben başıma gelecekleri biliyordum. O, o duygu biraz daha bir şey, iyi bir duygu değil yani. Ama şöyle bir şey var yani şimdi Adem yani netice itibariyle listelerin tasarrufları kişilerin elinde olan bir şey. Ama senin için önemli olan netice itibariyle kişilerden ziyade içinde bulunduğun müessese. Sen bir siyasi partide öncelikli olarak o partinin geçmişi, programı, davası, işte kurucuları vesaire bunlar üzerinden kendini tarif ediyorsun. Dolayısıyla kişilerin yaptığı şeyler sende bir burukluğa yol açsa bile tutum değişikliğini sağlamıyor yani. Hani ben o komplekslerden çoktan çıkmış bir adamım yani. Saha şimdi bazıları var mesela şimdi milletvekili olamıyor. Tak ertesi gün istifa ediyor yani. Biz, biz milletvekili olamadık hapse girdik. Hala partideyiz kap kapı geziyoruz e yani. Bir de hala şu anda sahada çok ciddi dolaşıyorsun sen. E yani. tabi tabii. Yani. Sahayı hiç bırakmadın. Ya katkı sunmaya çalışıyorum. Ya demokrasinin yaşaması için mücadele ediyoruz yani. Şimdi siyasetçi ne yapmalı? Siyasetçi bunu yapmalı. Sokağa çıkmalı, vatandaşla konuşmalı. Yani insanların sorunlarını dinlemesi lazım. E, i̇şimiz bu. Bunu da iyi yapmak zorundayız yani. 2023'e doğru gidiyoruz. Birçok senaryolar konuşuluyor. İşte ittifaklar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı, büyükşehir belediye başkanları ile ilgili onlar devam etmeli gibi bir karar da beyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi sence iktidara gelebilir mi? Şöyle artık Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelebilir mi ya da AK Parti iktidara gelebilir mi diye bir şey yok. Yani iktidara gelişi buradan tartışamıyoruz artık. O konu kapandı. artık ittifaklar var. Yani Millet İttifakı iktidara gelir mi? Cumhur İttifakı iktidara gelir mi? Çünkü ne Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına gördüğümüz anketlerde 50 artı biri bulabiliyor. Ne de Cumhuriyet Halk Partisi bulabiliyor. Yani Millet İttifakı iktidara gelebilir mi? İktidara en yakın olduğu dönemde olduğu aşikar. Yani gerek sokakta, gerek anketlerde, gerek yani somut verilere baktığımız zaman tabi bu ittifakta kimler var? İşte İyi Parti var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var. Tüm bunlar bir araya geldi ve buradan bir ortak programla bir iktidar programı oluşturuldu. İktidara gelebilir mi? Çok olası. Bir hata yapmazsak, kritik bir hata yapmazsak çok olası ama hata yapma olasılığımız var mı? Olabilir. <laughs> o, da <olan> Siyasette, <laughs> o da siyasetin cilvelerinden biri. Fakat e, gidişat gösteriyor ki yani daha ağır hatalar yapan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Yani siyasi iktidarın başına gelen felaketin en büyüğü aslına bakarsam 2015'te sarayın içerisine girmek oldu. İktidar Partisi'nin en temel gücü toplumla olan kuvvetli bağlarıydı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi demek, toplum demekti yani. Sokak demekti, kahve demekti, çarşı demekti. Çok güçlüydü orada. Hı. Ve e, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni ha, siz sokaktan ne anlarsınız falan, Sivas'ın ötesinden ne anlarsınız gibi eleştirecek kadar özgüveni yüksek ve sokağa hakim bir siyasi partiydi. E, ne olduysa sokaklarla bağı çok güçlü olan bir siyasi figür Recep Tayyip Erdoğan sarayın içine sokuldu. Ne olduysa yani çok kritik bir hata. Ondan sonra çözülme başladı yani. Sokakta artık neredeyse hiç olmayan bir iktidar partisi ve muhalefet tüm gücüyle tüm muhalefet partileri Meral Akşener bir yerden geziyor, Kılıçdaroğlu bir yerden geziyor. Yani sürekli sahada esnafla, çiftçiyle köylüyle beraber bir mal, muhale yani muhalefet özüne döndü iktidar özünden uzaklaştı. <laughs> Ve roller değişti aslında. Ve bunun getirdiği bir özgüven zaten şu an muhalefetin özgüveni. Sokağa hakim, vatandaşın duygularına hakim, insana dokunarak siyaset yapmayı önceliyor. Hepimiz de bunu yapıyoruz. Ya bizde artık şeye dönüştü iş e, siyaset arenasında. Birbirimizin ayakkabı eskitme süreleri üzerinden değerlendirme yapabiliyoruz artık yani. <laughs> Kimin ayakkabısı ne kadar sürede eskiyecek? Böyle ee, muhabbetler o... oluyor mu sizde? Olmaz mı canım? <laughs> yani iki ayakkabı eskittim şeyine dönüyor muhabbet. İktidar cenahında da eskiden böyle muhabbetler vardı. Ama artık onlar araba eskitme, lüks araba eskitme eşine girdiler. Bizde e, durum değişti. Ya siyaset bir akıl oyunu aslında. Evet. Yani rakiplerin birbirine karşı hamleleri bir santranç gibi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ben tabii, biraz uzak olan birisi. dışarıdan yorumluyorum bu durumu. Siyaset çok sertleşti. Yani. Herkes açısından çok sertleşti. Ve artık sokağın en ücra köşesine kadar bu sertliği hissedebiliyoruz. Evet. Vatandaşlar en ufak bir şeyde bir tartışma ortamına girebiliyorlar ki bunun en belirgin olan yeri de sosyal medya zaten. Evet. Bu kutuplaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi felsefesine bakarsak eğer, şimdi e, popülist bir yöntemle siyaset yürüten partilerin toplumu kutuplaştırması zaten gerekir. Neden? Çünkü popülizm yaratma, bir kimlik yaratma zarureti üzerine e, kendisini e, var ediyor. Yani şimdi Tayyip, Tayyip Erdoğan bunu yaptı bir kimlik yarattı yani. yani. Türkiye'de işte merkez ve sağındaki geniş bloğu tarif eden bir kimlik yarattı. Şimdi kimlik yarattıktan sonra bir de düşman yaratması lazım. Bu, bu onun icat ettiği bir yöntem değil yani. Popülist siyasetçiler dünyada hep böyle yaptılar. Düşman yaratması lazım diye onu da yarattı. Zaman zaman siyasi muhalefleri de buna fırsat verdi. O bir kitle çapulcu dediğinde bir kitle ben çapulculuğu kabul ediyorum kendine çapulculuk kavramıyla özdeşleştirdiğinde aslında kimlik oluşturma sürecine katkı sunmuş oluyor. Yani e, siyasi muhalefetin ya da toplumsal muhalefetin en büyük hatalarından biridir bu. Yani Tayyip Erdoğan'ın tanımladığı bir kimliği kabullenmemesi gerekirdi. Bu kutuplaşma somut bir eee ete kemiğe bürünemez. E, herkesin büyük katkılarıyla bu kutuplaşma ete kemiğe büründü. Peki tamam bunun nerede durdurulacak bu yani? Yani bunun sınırı ne? Ve burada Tayyip Erdoğan'ın başına 50 artı bir diye bir bela geldi. Kendisi mi tercih etti? Birisi mi dayattı? Nasıl oldu? Yani halen daha muamma. İktidar ortağı mı acaba dayattı? Onu da kimse bilmiyor. Tahminler yürütülüyor. E bu doğal olarak iktidarı sürdürme ve kaybetme ekseninde bir krize girdiği an o kutuplaşmayı daha da sertleştiren bir rol üstlenmeye başladı. Bu da aslında popülist siyasetçilerin doğasında var. Ee, ama bizim avantajlarımız var. Ne nedir bu avantaj? Onu söyleyeyim. Bizim ülkemizdeki kutuplaşma bir tarihsel ya da sosyolojik çatışmaya dayanmıyor. Yani kökü olmayan bir kutuplaşma. Yapay kavramlar üzerinden gündelik siyasette dayalı bir ayrışma. Dolayısıyla bu toplumun böyle kalıcı bir ayrışmaya gitmesi, yani çatışmacı bir çelişkiye sürüklenmesi çok olası değil. Yani bu bir avantaj. Evet. Yani nasıl diyeceksin? Mesela dünyanın en kaotik örgütleri buraya gelse separatör örgütleri Türkiye'de Alevi-Sünni çatışması yaratamazlar. Niye? Bin defa denediler, tutmuyor, olmuyor. Neden? Çünkü kadim bir akrabalık bağı var. Ya da bir Türk Kürt kimlik çatışması. Bu da olmuyor. Niye? Akrabalık var. Aynı coğrafyada, aynı kadere ortak olma, müsemma olma hali var. Ve aynı zamanda bu topraklar için birlikte kavga etmişlik duygusu var. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda. Şimdi bu duygular var olduğu sürece kalıcı bir ayrışma Oluşmuyor ama günün içinde yani yaşadığın gün özelinde seni çok rahatsız eden görüntüler ortaya çıkabiliyor. Fakat bu son derece onarılabilir bir durum. Dolayısıyla Türkiye'deki kutuplaşma siyasi iktidarın ömrüyle sınırlıdır. Yani sosyolojik kutuplaşma. Bizi ne korkuturdu? Siyasi iktidarın el değiştirmesi sonrasında da kendini sürdürmesi olası bir kutuplaşma dinamiği olsaydı bu bizi korkuturdu yani. Yani bu tehlikeliydi. Evet. Ama bugün böyle değil. Yarın iktidar değiştiğinde çok köklü bir değişiminde zemini mümkün hale gelecek yani. İstanbul Fatih senin için çok özel. Ara ara gider misin? Bir süredir gidemiyorum tabii. Doğduğum yer. Kimliğimde de Doğduğum yer olarak geçen. Yani asli memleket mi denir aslında? Hep biz babalarımızın memleketiyle kendimizi tarif etmeyi öğrenmişiz <laughs> Aynen. ama. Gerçek İstanbullu yoktur o yüzden yani. yani evet. Çok azdır ya da. <laughs> benim, e, ben Fatihliyim. E, benim için anlamlı bir yer. Özel bir yer yani. İstanbul'da Kadıköy'de yaşıyorsun. E, niye Kadıköy? Bir özel bir tercihi var mı? Özel bir sebebi şöyle, var mı? Şöyle var tabii şöyle. Yani şimdi buranın kendine özgü bir kültürü var. Ben biraz böyle e, homojen bir iklimden geliyorum. Yani kültürel olarak da öyle. Benim hikayem biraz karışık bir hikayedir. Kısaca özetlemek isterim. Lütfen. Neyi olduğunu da burada aslında açıklamak mümkün. Ben e, atadan, dededen Alevi Bektaşi kültüründen gelen biriyim. Fakat e, Kur'an kurslarında yetiştim. Tefsir noktasında dersler almış, bu konuda kitaplar yazmış birisiyim. Neden diyeceksin? Şöyle, benim dedemin e, Elazığ'da bir eskiden büyük çarşı vardı. Yani hala vardır adı büyük çarşı. Orada perdecilik yaparmış. Ve bizim dedemlerin köyünün adı Mıgı'dır eski isimle. Şimdi Sedeftepe diyorlar. da kimliğiyle nam salmış bir köy yani. Böyle Alevi kimliğinin çok bilinir yani. Mıgılı deyince tamam onlar Alevidir. Bir de aynı zamanda Komünisttir yani ikisi. Yani hem Kızılbaş hem şey, Komünisttir şaşmaz. yani. Şaşmaz. Tabii. Hatta 3K'dir yani. Kürt Kızılbaş Komünist. Evet. O 3K diye eskiden kullanılan bir tabir varmış. Şimdi o sosyolojide tabii apolitik bir kişi dedem. Çok bu işlere de girmemiş yani. Neden? Beş tane çocuk var. Hmm. Yani beş çocuk büyütmek falan siyaset yapmaya olanak bırakmayan bir zemin. Ama bu sağ sol ve kimlik üzerinden Türkiye'de bir karanlık bir oyun kurgulanmaya çalışılan dönemlerde işte büyük çarşıda dedemin dükkanı yakılmış. Ve köyde de birçok akrabamızı bu şeylerde ciddi zararlar, görmüşüz tabi bunun üzerine İstanbul'a göçme kararı alıyorlar aslında bir anlamda sürgün diyebiliriz değil mi yani çünkü çok küçük bir yerde yaşıyorsunuz Hı. ve kimliğiniz belli daha kozmopolit bir kente gidip aslında gizlenme ihtiyacı hissediyorsunuz niye beş çocuk var yani evet. adamda yani şimdi Hala hayattadır Allah ömrünü uzun etsin. Ee, buraya gelince tabii burada da enteresandır böyle Alevi toplumunun gettolar halinde yaşadığı yerler değil. Daha efendim muhafazakar sağ çevrelerin yaşadığı mahallelere yerleşiyorlar ve kimliklerini gizlemeye başlıyorlar. Yani dedem mesela benim bildiğim çocukluğumun tamamında dedem camiye giderdi. Yani namaz kılardı. Evet. ibadet yapardı. işte Kur'an okurdu. E tabii biz doğduğumuz zaman mesela biz Alevi olduğumuzu bilmiyorduk yani hani bize hiç söylenmedi. Biz bunu öğrendiğimizde zaten işte Kur'an kurslarına gitmiş, temel e, İslam eğitimleri almıştık yani. E, sonra Alevi olduğumuzu öğrenince tabii anneannemiz bize hep şöyle söyledi. Sakın oğlum söylemeyin. Yani o, okulda falan bir yerde sakın ha sakın bunu söylemeyin ya. Lan tamam da Alevi ne yani? Bizim Aleviyiz yani. Hani bu nedir tam olarak falan? Ya oğlum boş ver boş versin. Bildiğiniz gibi yaşayın siz. Ha, olduğunuz gibi olmaya devam edin. Şimdi orada e, tabii biz aslında benim için çok avantaj oldu bu. Yani bu çok kötü bir travmatik bir şey aslında ama ben bu durumdan çok mutluyum. Neden diyeceksiniz? Yani şimdi Türkiye'deki bütün mahalleleri tanıma e, fırsatı buldum fırsatı bu sayede. Mı? Yani bir getto içinde büyümedim yani Fatih'te. işte hayatımın bir kısmında işte İslamcı derneklerin içinde bulundum. İşte ne bileyim mesela Kudüs Günü bildirileri yazılırdı. Kudüs Günü eylemlerinde, bildiri toplantılarında olan işte oralarda Hak Söz dergisinde İslami metodolojisi eleştirilen. <laughs> yani şimdi ya anlatabiliyor muyum? Bu konuda görüş beyan eden, fikirleri olan. Ama fikir... sen aslında bu sosyolojiyle bence hani Fatih etkenini de koy, koyduğumda evet bayağı AK Partili de olabilirmişsin yani? o biraz zordu şöyle yani. <laughs> şöyle o, o, o zor. Neden? Çünkü hani ailede öyle bir şey hiç görmedik. Evet. Ama tabii böyle bir dönem hatta Melik Gökçek bir ara benim takkeli fotoğraflarımı paylaştı. Hatırlar mısınız? Böyle biz şadırvanın altında takke vay seni Şakirt diye paylaştı. Sözüm ona o fotoğrafların feto okulunda olduğunu iddia etti. Öyle bir şey değildi o zaten. Sultanahmet Camisi'nin şadırvanıydı. Canımı da elimdeki sigara kurtardı orada. <laughs> Elimde bir sigara vardı. Ahmet Hakan da bir yazı yazdı. Bu FETÖ okulunda kim sigara içebilir yani? bunu bir yerinde tesbih, bir elinde sigara var. Evet, aynen, aynen. <laughs> tabii olmayacak şey. Tam da işte bahsettiğim dönemlerde o dönemler. Yani ben işte e, o dönem mesela beş vakit namaz kılan, efendim e, bir, bir vakiti aksattığı zaman uyku uyuyamayan ve tabiri caizse işte o zaman tabii sakal çıkmıyor ama olduğu kadar sakala jilet vurmayan, efendim geniş pantolon giyen falan biriydim yani. İçinde yetiştiği toplumsal doku buydu ve ailem ya da sülalem diyeyim dedem ağırlıklı olarak dedem bu duruma itiraz etmedi yani tam tersine bunun beni koruyacağını yani bunun sorunsuz hakim kimliğin içinde olmamın bana zarar vermeyeceğini düşündü ama bana sık sık mesela yoklamalar çekilirdi işte herhangi bir tarikat tabiyetim oluşmuş mu bir kişiye bağlılığım oluşmuş mu bu sakın olmasın aman işte Kur'an Otokontrol şey, hep vardı. Tabii tabii yani. tabii vardı yani. Evet. Ama tabii o zaman biz ne yapardık mesela? Ee, okulda arkadaşlarımızla böyle işte kadir geceleri giderdik Eyüp Camii'ne, Sultanahmet Camii'ne, Selimiye'ye, su satardık, para kazanırdık. Hem de ibadeti aradan çıkarttık derdik. Böylece bir taşla iki kuş kuş yani. O o işlerle uğraşırdık. İşte oralardan Gelme şeylerimiz var. Sonraki yıllarda şöyle oldu. Tabii ben yavaş yavaş artık bu süreçle dair sorgulamalarda bulunmaya başladım. Benim hayatımda çok pozitif etkisi olan bir isim oldu o dönem. Çok eski ama yani. Şimdi kendisi de hayatta hala muhtemelen de bu röportajı izleyecektir. Kendisi hatam varsa düzeltsin yani. Edip Yüksel, rahmet Metin Yüksel'in ağabeyi, kardeşi. Edip Yüksel'in böyle ilk çıkıp da işte 19 meselesinden bahsetmeye başladığı dönemde biz temas kurduk. Yani ben o dönem çok şeyi sorgulamaya başlamıştım. Ya dinin merkezinde ne olmalı? Kur'an mı olmalı? Gelenekler mi olmalı? Mezhepler mi olmalı? Öyle bir tartışmanın da yoğunlaştığı bir dönemdi. Yaşar Nuri Hoca falan. Bundan yaklaşık 20 sene öncesinden bahsediyorum. Evet. Yanılmıyorsam yani. Edip abiyle hukukum da oralardan geliyor. 98, 99, 2000. İşte 2000'lerin başı diyeyim yani. Evet. Böyle. Edip abiyle tanıştık. Tabii ben bazı görüşlerini tam benimsemesem de Kur'an merkezli İslam vurgusunu benimsedim ve o dönem bir internet sitesi kurulmuştu, Hanif Dostlar diye. O Hanif Dostlar sadece Kur'an odaklı, bu rahmetli Ercüment Özkanların bir dönem başını çektiği iktibas çevresi vardır Fatih'te, iktibas dergisi çevresi işte o Kur'an merkezi, Kur'an odaklı İslam tartışmaları. Oralara girmeye başladık. Ben orada işte oranın yönetimine girdim sitenin. Sonra akıl ve Kur'an sempozyumlarını düzenledik derken işte Yaşar Nur Hoca'yla bir hukukumuz gelişti rahmetliyle. İhsan Hoca'yla bir hukukumuz gelişti. işte Hayri Kırbaşoğlu Hoca'yla Ankara grubuyla derken yıllarca o ortamda yazdık, çizdik, konuştuk, kitaplar yazdık. Yanılmıyorsam 13-14 Bayağı, kitap. Bir, bayağı bir kitap var senin. Tabii yani yüzlerce makale, yüzlerce televizyon programı yaptık. Günün sonunda kendimizi parlamentoda bulduk. <gülüyor> Hayırlı <gülüyor> mı oldu, şerli <laughs> mi oldu bilmiyoruz tabii yani. Genç yaşa rağmen marka bir isimsin. Türkiye'nin her yerinde tanınan bir adamsın. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle isimler var. Yani milletvekilliği ünvanı olmasa da sahada ciddi bir karşılığı var. Parti tabanı tarafından da seviliyor. Mesela Barış arkadaş da öyle. Geçen onunla da sohbet ettik. Evet, ee, seyrettim. onu, onun da ciddi bir Çok. sahada karşılığı var. Çok. Keza sen de öyle. İşte en son şuraya gidiyorsun. Ee, işte orada sohbet ediyorsunuz vesaire. Adam hemen sana bir şaka yapabiliyor falan. daha da şey demişti ya sen cezaevinden çıktın mı falan diye. <laughs> sen ne zaman çıktın dedi ya. Evet. Ee, bu nasıl bir duygu? Mutluluk veriyor mu? Karmaşık bir duygu. Ee, i̇ki boyutlu diyeyim. Bazen şey yapıyor. Yani bazen kaygılandırıyor. Kaygı veriyor. Yani mesela neyi kastederek söylüyorum? Ya şimdi içten ve samimi olarak bir milletvekili herhangi bir Anadolu'da işte atıyorum Afyon'da evet. CHP il örgütünde görev yapmış, süzülerek gelmiş vekil olmuş yani. Çok tane örneğin Afyon vekili kızmasın yani. Örnek olarak onu vermiyorum. Velev ki diyorum. Çok da kamuoyuna yani kendini ortaya koyacak işte çalışmaları olmamış diyelim ki. Şimdi ona günde 15 tane telefon gidiyorsa benim ortalamam şu anda 200 civarı. Evet. Yani ortalamam mesajlar toplamı 2000 civarı. Ve inanın şöyle bir şeye dönüştü bu. Yani şimdi biz yapısı itibariyle duygusal varlıklarız. Neredeyse Türkiye'deki yurttaşların dertleriyle hemhal olmak. Bu çok onurlu bir şey belki ama yani bir taraftan daha yakıcı bir duygu yani. Olağanüstü yüreğimizi sıkıştıran, daraltan olaylarla karşılaşıyoruz. Aslında bir, bir anlamda özelinde kalmıyor yani. Hiçbir özelimiz zaten yok. Yani şimdi ben şurada bir yerde çay içeyim. Defalarca oldu bu yani. Eren Erdem şuraya gitti, Eren Erdem şöyle yaptı. Şimdi bir magazinci takip eder, bir bilmem ne takip eder. Yani rahat bir hareket etme kabiliyetin yok. Ben hatırlarsan bu sene tatile gittim Marmaris tarafında. <laughs> Ali abinin, Ali Tezel'in o da bir hastalık atlattı. Böyle mütevazi bir yeri var. Bir de, bir de söyleyeyim ya yani bungalov oteli yani bungalov. Hmm. Ağaçta kalıyorsun. Çadır kamping gibi bir şey öyle 3 yıldızlı, 5 yıldızlı falan o da değil yani. biliyorum ya. Benim ellerinizden öper. 7 yaşında bir oğlum var. Ona benim bir sözüm. Her sene denize götürüyorum çocuğumu hmm. şimdi. Ali Tezel'in orası da aile yeri. Bir baba olarak zaten görev görevim. Görevim yani. ben bu aynı zamanda insanım yani. Benim de hakkım bu, evet. bu. Ve ben bu ülkedeki bütün insanlar yaz olduğu zaman gitsin, denize girsin diye mücadele ediyorum. <laughs> hani Ahmet Kaya'nın meşhur bir lafı var ya. Ya bizim sol sosyal demokrat işte olmak demek havyar yememek demek. Şimdi Ahmet Kaya işte biz herkes havyar yesin diye mücadele <laughs> ediyoruz demiş yani. Öyle bir e, kulaktan kulağa gelen bir şey. Gerçekten öyle. Ben herkes havyar yesin isterim yani. Herkes Marmaris'e gitsin tatil yapabilsin mücadelesi bizimkisi. Sefaleti paylaştırma değil yani. Şimdi burada e, gittik. Berhan Şimşek de orada. Yani bizim Berhan abi. E, şimdi ne yapacaksın? Şimdi tavla oynayacaksın. Denize gireceksin falan. İşte stres atıyorsun. Kafa dağıtıyorsun. Başka ne yapacaksın? <laughs> Yani tavla oynarken bir arkadaş videoyu çekmiş, koymuş. Video işte paylaşıldı tarih 16 Temmuz. İşte bir gazete, Eren Erdem yangınlar esnasında tavla oynadı diye evet. haber yapmış. Şimdi Adem sana samimiyetle söylüyorum. İnan o duyguyu yendim. İlk başlarda var ya, samimiyetle söylüyorum. Nefes alamıyordum. Evet. Öfke patlamaları yaşıyordum. Hatta bazen bu öfke <laughs> patlamalarım basına yansıyordu. Yani niye Çünkü bariz yalan Gerçek değil. Ama şimdi ne oluyor? Bu nasıl bir şeye yol açıyor? Ya arkadaş biz tatile demek edemeyeceğiz diyorsun. Ya da efendim çocuğumuzla bir denize de mi yüzemeyeceğiz? Yani onu da mı illaki e, gizlememiz Abi, lazım? Abi son dönemde kurum veya bu kurum olarak söylemiyorum. Genel olarak yalan haber insanların çok canını yapmaya başladı. Evet, evet. Yani burada her, herkesin çok ciddi sorumlulukları var. Evet. İnsan karalamak çok kolay. Burada senin üzerinden söylemiyorum. Genel olarak. Genel söyleyeyim. olarak canım. Ya şimdi... İktidar partisinden birine de yapıldığı zaman aynı reaksiyonu göstermemiz lazım. Ona da yapılır, öbürü de yapılır. Dezenformasyonun normalleşmesi bunun herkese yapılabileceği zemini yaratır. Evet. Bunun normalleşmemesi lazım. Dezenformasyon topyekun mücadele edilmesi gereken bir şey. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyorsun. Yani gördüğüm kadarıyla orada çok polemiklere de girmiyorsun. Ama sanki şöyle bir algı mı yapıştırılıyor sana? İşte Eren Erden bir AK Parti düşmanı veya muhafazakar camiaya karşı sürekli onları <laughs> kışkırtacak hareketler yapan bir isim gibi bir algı oturtulmaya mı çalışılıyor? Gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten çok merak ettiğim için soruyorum. Sence var mı böyle bir şey? <laughs> ya ben sohbet ettiğim zaman siyasi görüşler, renkler, futbol takımları, bütün düşünceler farklı olabilir, on numara 5 yıldız diyorum. Ee, ben böyle bir şey yorumlamıyorum ve görmüyorum ama sosyal medyadan yansıtılan şey bu. Belki de bunu Cumhuriyet Halk Partili bazı isimler de böyle ön plana çıkarmak istiyor olabilir çünkü başarılı bir siyasetçi. Ee, sevilen bir siyasetçi, çeşitli yerlerle uğraşsın da biz de işimize bakalım. Bu aslında mi? şöyle, bu kampanya cezaevi süreci öncesinde vardı, sonrasında neredeyse yok oldu o kampanya. Yani cezaevinden çıktıktan sonra birileri bundan pişman mı oldu acaba diye düşündüm yani. Çünkü yaklaşık iki senedir böyle bir kampanya benimle ilgili yapılmıyor. Ara ara böyle herkesin güleceği düzeyde işte koronavirüs nereden mi getirdi diye <laughs> haberler yapılıyor. yani ama bahsettiğin düzeyde bir kampanya yürümüyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Ya bu bir kere bir kere muhafazakar sağ kültürden gelen yurttaşların şu duyguyu bir kere hissetmesini ben beklerim. Ben netice itibariyle her ne kadar Alevi Bektaşi kültüründen gelsem de içinde bulunduğum ortam yani söyleşide de bahsettiğim gibi hep onların arasıydı. Onları en iyi tanıyan, en iyi bilen Abi e, bir parantez mesela e, bizim de komşumuz var. O kültürden gelen ve ben onların elinde büyüdüm mesela. Yani onlar zaten... ziyade yani ben e, kendi kültürüyle büyüyememiş. Evet. E, kendi kültürüyle yıllar sonra tanışmış bir e, birey olarak yetiştim ve empati yapma noktasında en e, fazla imkana sahip kişilerdenim. Hmm. Yani örnek vereyim şimdi ben yani Kur'an-ı Kerim üzerine, Kur'an-ı Kerim'in e, semantolojisinden işte e, ayet tevilleri üzerine çok ciddi çalışmaları var. 13 aslında. tane kitap yazmışım. Şimdi benim bir muhafazakar sağ karşıtı olmam mümkün değil. Evet, ekonomi politik açıdan ve hayat görüşü açısından sosyal demokratım. Yani ekonomi politik ve hayat görüşü açısından özgürlükçüyüm. Fakat bu benim bir sağcı, dindar, muhafazakar profile karşı olmam noktasında asla böyle bir şey mümkün değil. Hatta şunu söyleyeyim. Ben bu yazınsal hayatımı sürdürürken yani işte gazetecilik yaptığım dönemde e, henüz başörtüsü noktasında parlamentoya girmemişti vesaire. Orada mesela Kemal Bey çok vakur bir ...yaklaşımla bu meselenin en azından Türkiye'nin gündeminden çıkmasını sağladı. Ben başından itibaren hep özgürlük olarak savunmuştum. Hayatımın hiçbir aşamasında kısıtlama olduğunu, savunmamış. savunmamışım. Evet. Mesela şimdi farklı partilerdeyiz ama çok fazla sayıda isim sayabilirim. Ortak geçmişimiz olan. İktidar Partisi içinde de vardır. HDP'de Hüda Kaya vardır mesela. Biz Hüda Kaya ile beraber Ali Şeriati konferansları yapardık. Yani Türkiye'de Ali Şeriati üzerine... <laughs> Yani konferanslar yapardık vesaire. Şimdi o konferansların tedrisatından geldik yani. Ali Şeriat'i kitaplarıyla, işte Mutarilerle, Mevdudi, Seyit Kutup okumaları içinden. Şimdi dolayısıyla burada bir empati zemini var. Evet. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi hattını değiştirmeden toplumun bütün kesimleriyle temas kurabilmesini hayati önem arz ettiğini inanılarda. Bir kere toplumun değerleriyle kültürel dinamikleriyle çatışan bir siyaset anlayışı. Olmaz. Bu bir kere kesinlikle ve kesinlikle reddedilmesi gerekir. Fakat şöyle Adalet ve Kalkınma Partisi karşılığında değilim. Ben bir sistemin karşıtıyım. Ben sömürücü, insan emeğini gasp eden, insan özgürlüklerini kısıtlayan bir anlayışa karşıyım. Eğer bunu bir siyasi partiye indirgersem, o siyasi parti olan karşıtlığımı e, üzerinden kendimi sürdürürsem ve büyük fotoğrafı tarif etmezsem bu parti gider. Öbür parti gelir aynı yanlışı yapar. Dolayısıyla aynı yanlışa karşıyım. Bu yanlışı babam yapsın ona da karşıyım. Fakat benim karşıtlığım yıkıcı bir karşıtlık değil, kurucu bir karşıtlık. Bir yanlışa karşı olduğumu ifade ederken neyin doğru olduğunu da söyleme hassasiyeti gösteriyorum ve sorumluluğu da var. Tabii o da sorumluluk. Yani bu yanlış ama bu böyle olmalı. Nasıl olmalı? İşte er meydanı neresidir? Sokaktır. Bak çıkıyoruz. Çarşıya gidiyoruz, pazara gidiyoruz halkımızla konuşuyoruz, dokunuyoruz, dertleri dinliyoruz, çözüm anlatıyoruz. Hadi gelin sandığa diyoruz. Yapacağımız şey günün sonunda budur. Ve burada da bunu yaparken de biz çözüm önerilerimizle bu işi yapıyoruz. Şimdi bakın yürekten söylüyorum. Bak içten ve yürekten bir şey söyleyeceğim madem. Çok net. Bak bugün burada bizi izleyen herkes size bir namus borcum olsun söyleyeceğim şey. Ben bu ülkede iktidarın gelecek seçimi değişeceğinden eminim. Ve bak bizi izleyen herkes bunun tanığı olsun. Eren Erdem o gün söylemişti desinler. Ben bu ülkede cezaevi yattım ve Anayasa Mahkemesi benim cezaevindeki yatış sürecimin haksız yere olduğuna tescillerde bana 30 bin lira tazminat kararı çıktı. Yani haksız yere cezaevinde yattım, hukuki olarak tescillendi. Bir sürü linçler, iftira kampanyaları, yazmadığımız şeyler yazmışız gibi gösterildi vesaire. Bak bir şey söyleyeceğim. İktidar değiştiğinde bana yapılanlar, bana yapılanlar, haksız tutuklama, linç kampanyası, iftira kampanyaları eğer bir Adalet ve Kalkınma Partili yapılırsa haksız olarak yani müspet bir kanuni Suçu kastetmiyorum yani ama haksız. Namusum ve şerefim üzerine ben gider o mahkemeye kendimi zincirlerim. Zaten bakın zulüme, zulümle muamele yapılamaz. Biz zulümle nasıl mücadele edeceğiz? Zulmü kökten ortadan kaldırarak. Kendi zalimlerimizi yaratmak için değil, kendi taraflı mahkemelerimizi yaratmak için değil, efendim biraz da bizim sopamız sallansın diye değil, sopayı kırmak için siyaset yapıyorum. Sopanın ortadan kalkması lazım. Kavganın bir yerde durması lazım. Şöyle bir duyguda olanlar olabiliyor. Biz geldiğimizde bu sefer biz... Böyle bir şey yok. Kesinlikle bakın böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bir örnekle bunu bitireyim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi aldı Ekrem Mamoğlu. Yani yanlışım varsa yani düzeltme hakkım saklıdır. Hı. Ya 85 ya da 90 bin personel aldık. Bu personel Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde girmiş personeldir. Çok azı Nurettin Sözen döneminde yani. Belki bin kişi yoktur. Ne oldu? Tenkis at mı yapıldı? Hayır. Ne oldu? Ee, efendim e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy... Bugün seçim olsa çoğunlukla gidecek oy da belli. Ne oldu peki? Siyahat tercihlerinden dolayı bu insanlar dışlandı mı? Hayır. Derse bir sürü daire başkanı sayarım. Halen e, geçmişten gelen bir sürü sayarım. Bak emlak istimlak sayarım, öbürünü sayarım. Bir, bir, bir sürü kritik daire başkanı sayarım. Anlatabiliyor muyum yani? Bugün ne oldu peki? Bak ne kadar güzel işler yapıyorlar hep beraber. Niye? E, liyakatleri var. Bulundukları yeri hak edenler, bulundukları yerde kaldılar. Hak etmeyenler olmuştur. 300-500 kişi onlar çıkartılmış olabilir bilemem. Ama toplumu vicdanını rahatsız edecek bir tablo çıktı mı ortaya? Hayır. Ne oldu peki? Bak birlikte uyumlu bir şekilde hizmet yapıyorlar. Fayda sağlıyorlar. Kafalar mı koptu? Kıyımlar mı yapıldı? Bir bebenin bir iç yargı muhakeme sistemi var. Ne oldu? Bak o arkadaşlar İmamoğlu ile beraber çok güzel bir şekilde işlerini yapıyorlar. CHP iktidarında da bakın bu bir güvencedir. Bu bir güvencedir yani. İşini yapan, liyakat sahibi herkes işini yapmaya devam edecek. Bizim burada tek eleştirimiz liyakatsizlik. E belediye devraldığımız belediyelerde de bu uygulamayı nasıl yaptığımızı gösterdik. Toplu işten çıkartma mı oldu kardeşim? Hayır. İnsanlar ötekileştirildi mi? Hayır. Tam tersine kavga bitecek. Eğer bir tek kişi bir tek kişi bak çok net söylüyorum. Mesela benim dosyamda ben tutuklanmam gerekçesi bir telefon tapem yoktu. Bir fiziki takip yok. Hiçbir delil yoktu. Bir gizli tanık vardı. O da çıktı itirafçı oldu. Dedi ki bana para teklif ettiler. Ben de bu ifadeyi verdim dedi. Aynen bunlar söylendi yani. Bir tane Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili, eski bakan böyle bir muameleyle karşı karşıya çıksın. Gidip orada oturma ile başlatmayan Eren Erdem namerttir. İktidar Partisi'nin bir mensubu olarak. Bizim sorunumuz ne biliyor musun? Onların da gelip bizim için oturma eylemi yapması gerekirdi adaleti savunma adına. Zaten sorun şu, onlar yapmadı diye biz geri durmayacağız ama. Niye? Çünkü adalet ancak zulmü ortadan kaldırmakla mümkün. Kendi zorbalığınızı ve zulmünüzü yaratarak adaleti sağlayamaz. Dolayısıyla ben sonuna kadar, bakın Kemal Kılıçdaroğlu da böyle düşünüyor, İmamoğlu da böyle düşünüyor. Bu partinin bütün aklı serimleri böyle düşünüyor. Duyguları öne çıkmış aktörler olabilir. Biz onların da duygularını frenleyeceğiz. Sorun yok. Niye? Çünkü biz bu konuda çok olgun, çok vakur. Biz Türkiye menfaati için yaklaşıyoruz. Yani hepimiz ya ben beni ne ilgilendirir sizin nereye oy verdiniz? Siz işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Ben izliyorum mesela. Adem Metan işini çok iyi yapıyor. Beni bağlamaz kardeşim kime oy vermiş, vermemiş. Ha bizim partiye oy vermesi için propaganda yaparım ayrı bir konu. <laughs> Ama vermeyebilir yani. Vermezse kendi bileceği. O beni ilgilendirmez. Adem Metan işini iyi yapıyor. Bitti. Konu kapandı. Böyle bir geleceğe kuracağız yani. Röportaj içerisinde ağırlıklı olarak halkın hep ortak noktada buluşmasına e, dikkat çekiyorsun. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de artık bunları çok önemsediğini, Tabii. sahada olduğunu hem yerel yönetimlerde hem Ankara'da vatandaşı daha iyi dinlediğini ve iktidar için ciddi ve emin adımlarla yürüdüğüne değiniyorsun, evet. yapıyorsun. Şimdi son dönemde Bolu Belediye Başkanı ile ilgili çok ciddi tartışmalar var yani. Ama en son bir hanımefendiyle ilgili yaşadığı bir durumu Armağan Çağlayan'ın programında anlatması taraflı tarafsız birçok isimden tepki ortaya çıkardı. Bu parti içerisinde nasıl konuşuluyor? Şimdi bir kere bakınız. Yani şimdi bizim tabii Türkiye'de bizim partimizdeki tartışmalar genellikle hep yadırganıyor. Yani CHP kendi içinde kaynıyor. Aslında CHP bir sosyal demokrat parti. Yani sen de yakınan siyaset tarihini okumuş, bilen Avrupa siyasetini de izleyen bir arkadaşımızsın. Yani Hı. bütün sosyal demokrat partiler düşüncelerin açıkça tartışıldığı partilerdir. Faydalıdır da bu. Yani parti tartışması, parti içi tartışmalar faydalıdır. Niye? sizin bir ortak akıl geliştirmenizi sağlar. Ama şimdi zaman zaman bizim politik temel prensiplerimizle çelişen yaklaşımlar, çıkışlar olabiliyor. Burada da tabii partinin kurulları vardır. Onların sorumluluğunda olan süreçlerdir bunlar. Ben şahsen görüş olarak, düşünce olarak, Tanju Özcan'la mesai arkadaşlığı yaptığım, kişisel hukukum vardır, arkadaşımdır. Çok da severim. insani olarak çok da severim. Ama siyaseten yapmış olduğu açıklamaları doğru bulmuyorum. Ya en azından... Benim düşünce dünyama uygun bulmuyorum. Su üzerinden mülteci meselesini, su fiyatı üzerinden tartışmak. Evet bugün karşılığı vardır. Mülteci karşıtlığı dünyanın her yerinde yükselen sağ sosyolojide karşıtlığı olan bir şeydir. Yani siz böyle bir şey söylediğiniz zaman o mutlaka alkışlanacak. Ama şimdi mesele alkış almak değildir. Mesela burada makul olanı tespit edebilmektir. Şimdi su bir kere tartışılması en son gereken konudur. İnsan hakkıdır. Yani barınma hakkı, efendim su, yani hava, bu hava su bunlar şimdi konuşulacak konular değil zaten. Ama dediğim gibi yani zaten partinin organları da bu konuda açıklamalar yaptı. Son beyanını da internette gördüm. Son derece talihsiz. Kötü bir niyetle söylememiş olabilir ama yani söylenme şekli ve uslubu yaralayıcı bulduk. E Tabii kendisi özür de diledi takip ettiğim kadarıyla. Evet. E, tabi kamu vicdanındadır. Yani umuyorum ki bir yaraya yol açmamıştır ama... E, tabi kötü niyetle söylemeseniz bile bazen lisan böyle sonuçlar çıkartabiliyor... Eskiler siyasetçilerin e, lisanıyla ilgili e, bir tarif yaparken işte siyasetin dili, lisanı kibardır derler. Yani şimdi çok dikkatli şeyler söylememiz lazım. Neden? E, zaman zaman geçmişte cezaevi süreci öncesinde, ben kendim ikiye ayırırım bu arada yani cezaevi öncesi sonrası diye. E, öncesinde biz de bazen üslup açısından... Siyaseten yaptığım şeylerin arkasındayım ama üslup açısından bazen biz de kalp kırabilen şeyler söylemişliğimiz oluyordu. Hı. Şimdi tabii insan zamanla biraz daha tecrübe kazandıkça, olgunlaştıkça buna daha çok dikkat etmeye Keşke başlıyor. şunu söylemeseydin dediğim bir şey var mı böyle aklımda? Birkaç şey vardır. Birkaç şey vardır. Yani parlamento polemikleri içerisinde kürsüyü hep kibar kullanmışımdır. Kürsüde hiç şeyim yok. Ama yoktur. ses tonunu sen iyi kullanıyorsun yani. Ee, kürsü, bir de lisanıma kürsüde dikkat etmişimdir. Ama e, yani... İşte bazı tweetlerimde sert ifadeler kullandığım doğrudur. Mesela keşke ya şöyle biraz daha yumuşakça ifade edebilirim dediğim birçok şey olmuştur geçmişte. Ama bu önemli bir şey ya. Bunu fark etmen çok kıymetli bir şey. O, o hassasiyetim çok şey. Hani mesela diyoruz ya bu kutuplaşma, ayrışma falan. Bunu bitirecek olan en önemli şey bu. İnsanın kendi evet, evet. hatasını o, fark ediyor musun? İnsan onu fark etmeli. Niye? Çünkü yani mesela... Birkaç gün sonra özellikle böyle ya keşke yani daha farklı bir şekilde ifade etseydim dediğim şeyler olmuştur. Yani ifade etmek istediğim mesajdan ziyade üslubuyla alakalı olmuştur. Yoksa evet. siyaseten söyleyeceğim şeyleri hep tartarım yani. Nerede durmam gerektiğini biliyorum. Bir konuyla ilgili görüşüm bellidir. Onu ifade etme noktasında geçmişte ama bu dönem zannediyorum ki hayatımın bu son özellikle iki yılı... ...bu konuda sosyal medya kullanımım daha dikkatli, daha... <laughs> ...berimli <laughs> verimli olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Şimdi bıyıkları kesmişsin. <laughs> evet. Profil fotoğrafı değişecek mi? İlk görünce aklıma o geldi. Değiştirdim yani. zaten. Değiştirdin tabii mi? tabii. Aa. Yani ama onu daha böyle bir profesyonel bir çekim yapacağız orada. Böyle amatör bir değişiklik oldu. Niye şimdi yani insanlar yavaş yavaş alışsın. Hatta arkadaşlara yolladım. Yarın yolda gördüm tanıyamadım falan olmasın <laughs> diye önden gönderdim. Bıyıkları kesmenin bir sebebi var mı? Ya bıyıklar... Bazen berber hatası oluyor. <laughs> Yok ben bilerek şey yaptım. Bıyık beni biraz yordu. Aslında tıraş olmak insanı yorar. Ama beni bıyık yordu. Yani neden aslında bıyık kestiğinizde o düzenli olarak onu işte şey yapmanız gerekiyor. Dikkatle ihtimam göstermeniz gerekiyor. Hı. Ya bir de şimdi biz tabii Türkiye'de öyle bir durumdayız ki. Yani şimdi bıyık dudağın üstüne çıkarsa siyasi bir görüşü ifade ediyor. Aşağıda kalması lazım. Bizde şimdi o da zamanla konforlu olmamaya başlıyor. <laughs> şimdi işin esprisi bir yana gerçekten ama Türkiye'de bıyıklar üzerinden siyaset şekilleniyor. Ülkücüler aşağı yandan sarkıtır. İşte solcu dudağa geçer. İşte muhafazakar dudağı üstüne açar falan. <laughs> Düşünebiliyor musun yani? Bak bir bıyık üzerinden şekillenmiş siyaset var. Ben de dedim ki ya madem Türkiye'yi birleştireceğiz kökten keselim gitsin. Daha iyi yani. Onun üzerinden bir tartışma yürümesin. Niye? Birkaç defa oldu. Yani bıyık hafif o, o, hafta eğer yani hoşuma gitmemişse, ağzıma değmişse bıyık birazcık da açtığımda vay seni badem falan. Sürekli belli bir yerde tutmak gerekiyor. Onu, onu da dedim kökten kezelim. Bir toplumsal barış ve uzlaşıyı tesis edelim dedim. Bıyığı yakıştırdığın kim var? Valla muhafazakar camiadan da örnek verebilirsin yani. Bıyık yakıştırdığım kim var? Şey e, ismini unuttum. E, eski bir Milli Eğitim Bakanı AK Parti döneminde. Yani, Na, Nabi Avcı. Nabi, Nabi Avcı. Nabi Avcı'ya yakıştırırım. Nabi Avcı'nın bıyığının yani tam ona uygun olduğu kanaatindeyim. <laughs> yani kesinlikle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç bıyıksız hayal etmedim. Edemedim yani hiç öyle bir durum yok. Ya yani artık onunla bütünleşmiş. Hani, ama böyle çok da ilk anda aklıma gelen bir isim olmadı. Şey mesela e sen de belediye başkanının bıyıklarını nasıl biliyorsun? Tevfik yok mu? Tevfik. <laughs> Ama o çok kararsız lerliyor. Bir kesiyor, bir bırakıyor. Yani o, o yani gözümün önünde çok böyle tutarlı değil o yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir bir bıyıklı, bir bıyıksız. İnceltiyor galiba o biraz. Yok bazen sıfır oluyor. Yani bazen inceltiyor, bazen böyle gürüz bir buya çeviriyor. Daha böyle kararlı bir sürece girerse değerlendirme yapma imkanı olabilir yani. O konuda. Neyse ya en azından valla bana... Ama bu şey de güzel ya. İnsanların birbirine siyasi olarak şaka yapabilmesi, espri yapabilmesi Vallahi unutmuşuz böyle şeyler ya. Yani. Ya aslına bakarsan bak biz çok uğraştık. Hani ben sana söyleyeyim mesela yani içten olarak burada yani siyasette, mecliste oturup kalkmalarda e, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz rakip partiler, işte e, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı yani Şimdi hepimizin böyle hukukları var. Ya halen daha da devam eden hukuklarımız var. Yani kişisel olarak da otururuz, konuşuruz. Yani biz burada başka bir iklimin içindeyiz. Yani örneğin şimdi siyasetin elinden iki şey alındı maalesef. Yani bir konuşmak, diyalog. Ya şimdi mesela TRT'de liderler çıkar konuşurlardı yani. Böyle birbirlerini eleştirirlerdi. Çok da kibarca yani. Hiç kavga da çıkmazdı yani. 90'lı yıllar. Şimdi bu bitti. Diyalog ortadan kalktı. Yani çok kötü bir şeytanlaştırma, çok kötü bir düşmanlaştırma. Ya bu böyle olmamalı. Yani ben açık konuşayım. Ben her siyasi çevrede tanıdığım, oturduğumuz, konuştuğumuz, arkadaşlık düzeyinde olduğumuz insanlar var. Ee, onlar da mesela bir konu oluyor. Benim de başıma bir şey geliyor. Bir işte bir atıyorum bir yalan haber. E, tekzip ediyorum. Tak onlar da mesaj atıyorlar bana. ya Hiç olmadı diyorlar yani. Şimdi bu duyarlılık aslında e, bireyler arasında var. Siyasetler arasında da bunun gelişmesi lazım. Yani bireylerin bireyleri aş, aşması gerekiyor. Şimdi bunu e, yok diyen de yalan söyler yani. Herkes bu konuda aslında bir e, çaba sarf ediyor. Çaba sarf etmeyenler de olabilir. Ama e, biz çok dikkatli olmalıyız. Yani niye? Bakın şimdi yani her şeyi her konuda ayrışabiliriz. Sorun yok yani. Siyaset zaten bir şekilde bunun üzerinden kendisini var ediyor. Ama mesela ayrışmamamız gereken konular var. Ya voleybol milli takımı hakkında ayrışmamamız lazım kardeşim yani. Evet. Ya kızlar gittiler çatır çatır duydu. Avrupa üçüncüsü oldular geldiler. Ayrışmayacağız yani işte. Niye? Bizim müşterek değerimiz yani. Ya da işte futbol milli takımı üzerinde ayrışılır mı? En fazla ya kötü oynadı be adam. Öf, canımız sıkıldı deriz yani. Ama şimdi orada da nedir? Yenilmişliğin yarattığı o üzüntüyle söyleyeceğimiz şeylerdir. Ya da yenmişliğin coşkusuyla. Hı. Ama biz artık burada ayrışmaya başladık. Bu, bu kötü. Bunu hızlıca toparlamamız lazım. Aksi takdirde da bakın yarın eğer bir ortak değerimiz kalmazsa... Çok, yani, tehlikeli, bir çok tehlikeli bir yere gidebilir o iş Allah muhafaza. Ha ben böyle bir risk görmüyorum ayrı bir şey. Çünkü hala kurduğumuz kadim ortak değerlerimiz var. Ama yani biraz güncelde çok fazla kopmaya başladık. Yeter Hı. artık yani biraz dikkatli olmamız ayaklarımızın yere basması, yani siyasi ikbalden ziyade artık yani kritik gidişi durduracak hassasiyetler göstermemiz gerekiyor. Sen bağlama çalıyorsun. Çok başarılı değilim. Böyle birkaç parça Ama özelinde. Ama çalarsın yani. Bir kaç parça çaldım. Doğru. Var mı evde bir bizim? Vallahi evde bağlamam yok. Yani bizim <laughs> cezaevinden kalma bir bağlamam vardı. Telleri <laughs> koptu. Yaptıramadım. Büyük eksiklik. Ben evet. Şu an çok onu. mahcup oldum yani. Minibüsten inerken o bağlamam Bağlamayla beraber ya. indik. Evet. En çok hangi türküleri seversin? Şey e, tabi değişler nefesler e, efendim. Ama değişler de insan alıyor başka götürüyor. Türkiye'ye. Çok, yani. çok ben e, uzun yolda çok dinler. Derin düşündürüyor yani. Niye o manayı sürekli aramaya başlıyorsun? O bağlama başlıyorsun. vuruyor ve iki saniye. Geçiyor, tabii. tekrar vuruyor falan. Tabii, tabii. Efso ya. Evet. Ya bir de Anadolu'nun şeyi repertuar çok geniş. Yani yani. bozlaklar, efendim ağıtlar, uzun havalar. Şimdi Anadolu bir kültür hazinesi. Derya. Derya. Olan Dünya'da böyle bir coğrafya var mı kültürel olarak? Belki hani e, coğrafi şartlar açısından benzer yerler vardır ama kültürel olarak yok mesela. Ya. Yani biz böyle binlerce yıllık tarih ve kültür birikimini halen daha Anadolu'da icra ediyoruz, yaşıyoruz. Müthiş bir şey. Dolayısıyla mesela türkü deryasına girdin mi çıkma şansın yok. Bir, üç tane söyle ya mesela. Eren Erdem'den üç tane türkü önerisi desek mesela. Ya mesela çok sevdiğim bir deyiş söyleyeyim. Bugün pazarı aşktır diye bir deyiş. Erdal Erzin candan dinleyebilirler. Onu çok güzel söyler. İşte bugün pazarı aşktır muhtaç olan candan geçer diye başlar. Mesela onu öneririm. Yine Erdal Erzincan'dan bir şelpe deyişi vardır. Böyle çıplak el şelpe çalarak hmm. çeke çeke diye. Bir de bir de yani Arif Sağ'dan insan olmaya geldim çok severim. Bu da çok, güzel çok yani. güzeldir. İnsan olmaya geldim. Tabii daha liste uzar gider Biz yani. Uzar gider. <laughs> Ama onun dışında ilginç bir şey söyleyeceğim. Son dönemde rap dinlemeye başladım. Bana da bunu oğlum bulaştırdı. Yani 7 yaşındaki oğlum reple yatan, reple kalkan bir çocuktur yani. Ellerinizden öper. Allah Bana günlük her gün mutlaka e, rap parçaları gönderiyor. Şimdi ben ilk başta çok böyle ön yargılıydım. Yani niye? Biz çok geleneksel bakıyoruz müziğe. Yani evet. orada ön yargı var. Sonra ya orada ciddi bir tını olduğunu fark etmeye başladım. Ya aslında böyle çok böyle tabir caizse hani dümdüz okuyor kardeşim adamlarda hiç bir tını yok falan <laughs> noktasında değil de aslında daha böyle anlamaya çalışmak. Makro planda bir tınısının olduğunu hissettim. Son zamanda ilgimi çekmeye başladı yani onu da söyleyeyim. Bu da aslında şunu gösteriyor. Çocuklar bizi değişimin içine evet. çekiyorlar. Çok e, yani bunu önemli. yakalayamadığımızda çocuklarımızla diyaloglarımız kopuyor yani. Evet, bu bu evet. çok önemli bir şey. Zaten bu Z kuşağı ve sonrası kuşakların dönüştürücü gücü buradan geliyor. Evet. Yani doğrudan hayatımızın içerisinde bizi dönüştürüyorlar. Yani işte düşün, benim yani biz 6-7 yaşında ne yapardık? O zaman düşünüyorum. Eee misket oynardık. Ta taso yani. vardı, taso. <laughs> Hatırlar mısın taso? Taso böyle şey, <laughs> keptim derdik. E, futbolcu kartları vardı, içinden evet. sakız çıkardı. İşte giderdik mahallede, arkadaşı keptim, onu kerttim, bunu bilmem. Hatırlarsın <laughs> o muhabbetleri. Patlatırdık. Torpil patlatırdık. <laughs> Kız kaçıran vardı. Tuğlanın içine torpil koyar <laughs> patlatırdık falan böyle. Sen yaramaz bir çocuk muydun? Ben e, aslında değildim. Yani anlattığım koşullarda büyüyünce, daha içe kapanık büyüyorsunuz. Yaramazlığa vakit kalmıyor Sokakta yani biz hep böyle dikine bir yokuşta büyüdük. Yani böyle dikine bir yokuşta topu da orada oynardık. Evet. Tek kale yapardık maçı hep. O dikine yokuşta. <laughs> Hatta hatırlar mısın bilmiyorum. E, o zaman pop da lüks. Şeydir kutu kolaya basılır. Evet. E, o, o metal kutu kolanın üstüne basılır. Top yapılırdı o. Ve onunla yürürdük. akşamlar dayak yerdik ayakkabının ağzı açıldı o diye. O çok şey bir kültürdü ya. O... Kutu kolaların şeyi, Tabii. o misketler... Tabii. Hatta e, akşam ezanı öncesinde hava karardı ama Tabii. hala oynamaya devam Aa, ederdi. Çok yani. lezzetli olurdu <laughs> o. Acayip lezzetli. Şimdi... Ama bak şimdi bunu niye anlattım? Şimdi benim oğlum... YouTube'da video paylaşıyor. YouTuber. Evet. Baba ben YouTuber oldum diyor. Benim kameraya ihtiyacım var diyor bana. 7 yaşında bu çocuk. Evet. Ben yani çok affedersiniz belki... Kamera kullanamazdım yani o şeyde, bugünkü teknolojiyle. Ve bu çocuk mesela kendine sosyal medyada hesaplar açıyor. Olağanüstü entegre. Yani bu dijital çağa, bilgi çağına entegre büyüyor. Dolayısıyla bunların yaratacağı sıçrama bizim belki birkaç kuşakta yapamadığımız derece hızlı olacak. Evet. Ben çok güveniyorum ama yeter ki burada bir makuliyeti inşa edebilmek Müthiş lazım. Müthiş bir özgüvenleri var çocukların. Tabii tabii çok muazzam var. Ben geçen gün Bozkurt'taydım. Şimdi bir çocuğun özgüvenine bakın. Şakri bir 10 yaşında falan İçişleri Bakanı'na gelirken önünü kesti dedi ki Sayın Bakan bana dedi bir telefon borçlusunuz. O da dedi ki nasıl yani biz sana telefon borçluyuz? Ya dedi siz dedi bizim evi yıktınız o sel bölgesindeki. Hmm. Siz evi yıkarken benim telefonum balkondaydı dedi. Aa. Oh. <laughs> Bakan dedi ki ya dedi ev yıkarken senin telefon nasıl balkondaydı? Yok dedi balkondaydı dedi ispat edin. Telefon istiyorum sizden. Yani ben mesela kendi çocukluğuma bakıyorum. Böyle bir özgüven yoktu bende yani. Çünkü ya, evet. o çocuk... Hepimiz biraz evet. mahalle kültürüyle büyüdük ve telefonu getirtirdi biliyor musun? Ciddi misin? <laughs> Vallahi. helal olsun. Tuttuğunu koparmış yani. Aynen öyle. Neslin özelliği bu zaten. Tuttuğunu koparıyor. İnanılmaz bir özgürlük Ama bak mahallede yani. büyüyen bir nesiliz. Mahalle yani. Çok özellikle söylüyorum ya. Bizim mahalle kültürü. Bakkal mesela aynı adam. Veresiye defteri. Anam salardı sepeti aşağı. Hatırlıyorsun değil mi? Sepeti salardı. Kağıda yazardı. Kağıda bakkala göster Alır götürür sepete koyardık. Anam çekerdi. Yani böyle yürüyen bir sistem vardı. Sepet annem. Sepet annem. <laughs> Hatta sepette aksama olursa annem ve terlik. Terlik annem şeklinde yani şimdi düşünebiliyor musun? Mesela bugün anne ve terlik arasında bağ kurabilen son kuşak biziz. Evet. Bu çocuklar kuramazlar anne ve terlik arasındaki bağı. Yani o, o terlik kafaya gelecek. O terlik olayı dönemde. bitti yani bir 5-6 sene önce bitti, bitti artık evet. yani. Şimdi bunlarsa nasıl büyüyorlar? Şimdi benim oğlum diyor ki baba diyor ben bir Alman YouTuber'ın videolarını seyrediyorum diyor. Şimdi Allah'ımı yarattı. Yani arkadaş bir anda bir Alman, bir anda bir Fransız, Hayatını bir işte gidiyor. efendim Orta Doğulu. Dünyanın çok farklı kültürlerini entegre, adapte ve mahallesine aşmış. Çok faydalı. Yani bu çocuklar e, dünyaya entegre büyüyecekler. Bak zaten Türkiye'nin kurtuluşu da gelecek nesilde. Biz çok birçok şeyi e, gerçekleştiremedik belki. Belki de ömrümüz belki yetmeyecek ama bir sonraki kuşak Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacak gibi görünüyor. Gümbür gümbür geliyor. Ben ya. geçen hafta Serdar Tuncel'le röportaj yaptım. Çok keyifli bir sohbet olmuştu onunla da. Çok ilginç bir şey söyledi ya. Ben dedi dijital dünyaya asla girmeyi düşünmüyordum. Bir gün parkta yürürken hanımefendi benimle fotoğraf çekmek istedi. Yanındaki evladı da abi sen YouTuber mısın dedi. O gün anladım ki çocukların gözünde artık fotoğraf çektirilecek kadar kaliteli olan kişiler YouTuber'lar. Evet çok ilginç bir tespit yaptı. İlginç yapmış, evet. bir tespit ve doğru bir tespit doğru yani. bir tespit. Evet, evet. Şimdi bugün işte hepimiz medya sektörünü inceliyoruz, bakıyoruz fakat hani bu Z kuşağı diye tanımlanan genç arkadaşlarımız YouTube'da inanılmaz bir vakit geçiriyorlar. Evet. Ya da genel dijitalin içerisinde doğru. inanılmaz bir vakit geçiriyorlar ve acayip yaratıcı işlere imza atıyorlar yani. Çok, yani çok çok hayranlıkla izliyorum. Yani, yani işte ben ben çok ümitliyim. Yani buradan bir şey çıkacak ve hepimize faydalı olacak bence. Yani çünkü çok özgürlükçüler, çok her her kimliği benimsiyorlar. Şimdi toplumun saygılılar yani. Toplumun bir kesimi bu Z kuşağını daha çok muhalefet partilerine yakın görüyorlar veya öyle bir yakıştırma yapıyorlar işte o orayı destekleyecek falan diye. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi Z kuşağının bir siyasi partiyle ilişkisi yok. Şimdi bu konuda mesela İstanbul Üniversitesi yeni bir araştırma yaptı. Hatta orada benim kardeşim de doktorant olarak araştırmaya katıldı. Siyasal Bilimler Fakültesinde Z kuşağı kendisini siyasetle tarif etmiyor. Zaten bak mesela Z kuşağı bir örgütlü hareketin, bir teşkilatlı hareketin parçası olmaktan taraftar da değil. Böyle şeyleri de sevmiyor. Tam tersine son derece bireysel ve özgürlüklerini koruyan. Hı. Şimdi Z kuşağının muhalefete olan ilgisinin sebebi çok basit. Kendisini daha özgür bir Türkiye'de hayal ettiğinde muhalefetle özdeşleştiriyor. Ama bugün sorsan efendim sen hangi partilisin desen ben AK Partili değilim der. Yani bir partinin mensubu olarak kendini tarif etmiyor. Muhalefete tercih etmesinin sebebi muhalefetin özgürlükçü bir perspektifle ortaya koyması kendisini. Hani hmm. Yani yarın iktidara geldiğinde emin olun eğer biz bir yanlış yaparsak bizi perişan ederler. Yani Allah onların toplumun... <laughs> var ya, iktidara çok inanmışsın ama. <laughs> Aa ben yani inanılmaz motiveyiz şu anda biz. Hedefe kilitlenmişsin yani. Yani inanılmaz motiveyiz şu an. Yani bakın ilk defa bu düzeyde bir motivasyonla yani çok hepimiz böyleyiz. Bütün arkadaşlarımız böyle. Bir hayal kırıklığı olursa. De, de, de. Ama siyasetin içinde de var bunlar. <laughs> yani. Mücadele devam eder. Mücadele devam eder. Şimdi neticede şimdi Adem yani biz siyasetçiyiz. Yani biz e, buradan maksat ne? Biz demokratik, anayasal ve e, anayasal hukukla çerçevelenmiş siyasetin parçalarıyız. Bizim için belirleyici olan tek bir değişim aygıtı var sandık. Mesela ben seni çok takdir ediyorum bir konuda. Sen 1986 doğumlusun. Yani hayatının baharını, gençliğini çok farklı şekillerde sosyolojik olarak, çevre olarak işte seyyahat olarak çok farklı evet. şekilde değerlendirebilecekken bile bile, bunu bile bile diye bilerek söylüyorum çünkü senin kendi ifadelerin var ya bu bir tercih, bunu ben tamam. tercih ettim diye yani bu bence çok kıymetli bir şey ya. Bu Hangi partide olursa olsun yani gencecik bir insanın Mesela şu an Cumhuriyet Halk de gençlik kollarında birçok insan vardır. Şüphesiz ki bu şekilde sizi örnek alan veya AK Parti'nin de işte gençlik kollarında birçok ismi, birçok genç arkadaşı görüyoruz yani. Onlar da bunu tercih etmişler. Ben bunu çok önemsiyorum ve bu gerçekten saygı duyulması gereken ben bir şey. Ben bunu yani. e, bu söylediğinle alakalı bir muhakeme yaptım. Şöyle, cezaevindeyim. Kardeşim geldi. O dakikaya kadar ben hiç öyle bir e, düşünceye girmemişim. Abi dedi, paran bitti dedi. Paran bitti dedi yani. Paran yok. Şimdi ben milletvekili olmadan önce de böyle çok müspet yaşayan biriyim yani. Mesela hayatımda hiç evim olmadı. Hiç olmadı yani. Hayatımda hiç bankada mevduat hesabım olmadı. Hiç olmadı. İki defa kredi kartım oldu. İkisinde de patladı kartlar yani. Yani onu söyleyeyim. İkisinde de yapılandırarak canımı kurtarmak zorunda kaldım. Ama hayatımda hiç banka hesabımda mesela 100 bin lira param olmadı. Hiç bunu görmedim yani. Şahsı böyle 100 bin lira parası olan biri hiç olmadı. Param oldu, gitti. Ama senin oldu. hiç zaten akçeli işlere karışmadı yani. Hiç mesela sana hiç oradan mümkün bir bilinç olmadı yani. Mesela benimle ilgili her türlü e, haber yapabilirler. Uydurur, efendim somut gerçekte dayandır. Ama mesela asla ve kat'a akçeli iş çıkmaz. <laughs> mümkün evet. değil. Ben e, evim kiradır, efendim hayatım çok minimaldir. Çok lüksü şatafatı sevmem. Niye? Çünkü böyle bir düşünce sisteminden geliyorum. Yani mesela birçok dostum şunu bilir. Hayatımın bir döneminde, milletvekili olduğum güne kadarki dönemde, ondan sonra tabii koşullar birazcık ağırlaştı, ona da değineceğim. Elime geçen neyse felsefem şuydu, İhtiyacından fazlasını infak etmem gerektiğini. Benim inanç ve e, sistematik hayat görüşüm gereği böyle yaşamam gerektiğini düşünürdüm. İnfak ederdim. Halen daha bunu yapıyorum. E, herkes şöyle bir kaygıyla biriktirir, tutar. Efendim infak edersen, yani verirsen ihtiyaçtan artanı, yarın başına inan bana hayatta hep ertesi gün başıma bir şey geldiğinde mutlaka bir para da bana geldi yani. <laughs> bir yerden. Yani hakikaten mesela buna da inanırım yani. Anlatabiliyor muyum? Burada böyle bir gönül rahatlığıyla ya bir şey olmaz. Nasıl olsa kul sıkışınca hazır yetişir. Mantıyla hareket etmişim. Evet. Hep böyle yaşamışım. Ben zaten de. bununla ilgili onlarca söz var, ayetler var yani. Tabii canım. Ya, zaten olağanüstü. Onlar on gelsin diyor, dokuz gelsin tabii diyor. Tabii yani. olağanüstü. Şimdi o olağanüstü eleştirilmeme yol açmıştır yani ailemde. Ya arkadaş milletvekili oldun, bir dikil ağacın yok. Yani arkadaş ya alip değil mi kardeşim sen? Milletvekilisin sen. Hala kiralardasın. Yani ne var milletvekili olunca? <laughs> Holding mi kuruyorsun yani? Devlet bana 15 bin lira para veriyor. Ben ayda 50 bin lira para harcıyorum. Milletvekili bu. <laughs> Anlatabiliyor muyum? 35 bin lira eksidesin yani. Günün sonunda işin bitti mi de 1 milyon lira borçla çıkıyorsun. <laughs> Şimdi biz Barış yani. arkadaşla beraber milletvekilliğimiz bitti. Tekrar listeye giremedik. Ya ya 3 gün sonra ya da 4 gün sonra. Barış beni aradı dedi ki patron gel dedi acil dedi oturmamız lazım. Ya da onun şey meşhurdur patron diye. Patron <laughs> ya da müdür. <laughs> ee, ya patron ya müdür der. Gittim. Baba dedi durum ne dedi. Dedim baba galiba benim bir milyon liraya falan yakın borcum var. Ya, dedim sen ne kadar? Benim de bir milyon liraya yakın borcum var dedi. <laughs> dedi. ki ne yapacağız dedi. Bilmiyorum dedim çalışacağız ödeyeceğiz dedim yani. Dedi oğlum ne iş yapacağız lan dedi. Cık. Dedim bulacağız bir iş Barış ne bileyim. Şimdi lan. çıktıktan sonraki hayatımız böyle başladı. Bak sana samimiyetle söylüyorum. Hala borcum var milletvekilliğinden kalma. Ee, efendim işte kitaplarımdan gelirim var. Efendim işte bir böyle kıt kanaat kredi çekerek banka kredisi çekerek böyle bir küçük okul bir anaokulu e, projesi yaptık. Eğitimci yakınlarımızın işlettiği yani profesyonel eğitimci arkadaşlarımız. Öyle oralardan 3-5 lira bir şekilde borçlarımızı hala ödemeye çalışıyoruz. Ama şimdi şu da var yani siyasetin her çehresinde. Siyasetle beraber zenginleşenler de var. Şimdi bu da vicdanen beni rahatsız ediyor. ilkesel olarak rahatsız ediyor. Yani Niye? Arkadaş, mesela ben çok genellemeci yaklaşamam bak bu konuda. Hükümetin içerisinde böyle kılı kırk yaran şeyler var, insanlar var, tanık olduğumuz. Böyle çok namusuna kefil olduğum insanlar var. Mesela Akça işler konusunda, hükümet İçerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bak Cumhur İttifakı içerisinde. Çok iyi bildiğim insanlar var mesela. Devletin çay şekerini efendim bu devletindir deyip evinden getiren vekil tanıdım ben biliyor musun parlamentoda? Adalet ve Kalkınma Partili. Ya derdim hatta ya senin gibi adam gel bizim partiye falan derdim. <laughs> ne işin var? <gülüyor> yani <gülüyor> ya inan vallahi bak evinden getirdiğiniz bildi böyle bildiğin öyle yaşayan işte asla kimseyle ilgili akçe adının geçmesi olanaksız her siyasi çevrede var. Her siyasi çevrede yanlış insanlar da var. Evet. Dolayısıyla biz burada doğruluk noktasına durmamızın sebebi ne? Şimdi ben çocuğuma ne bırakacağım? Kitaplık bırakacağım ve onurlu bir kimlik bırakacağım. Yani siyaseten işte yanlış anlaşılmış olabilir, eleştirilmiş olabilir. Bunların tamamı unutulur gider. Ne kalır geriye? Ulan adam haysiyetli adamdı be. Çalmadı ya. Ya hak yemedi be kardeşim. Ya bak başkasına zulmedilince ona da gitti ya. Her yere koştu be kardeşim. Bak günün sonunda bu kalır. Evet. Ben bunları bırakabiliyorsam oh böyle mis gibi bir emekliliğim olur yani ondan sonra. Bu arada bir son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi barışla bizim hakkımızda şöyle bir dezenformasyon var bizi emekli zannediyorlar <gülüyor> <gülüyor> şimdi bazen sosyal medyada bir şey paylaştığım zaman lanet olsun haram olsun senin işte benim ne? vergim sana geliyor evet. ya vergi mergi gelmiyor bana <laughs> biz emekli falan değiliz şimdi bu böyle bir yanlış bilgi var yani biz işte genç milletvekili olup da milletvekili bitenler emekli olmuyor mesela ben 60 yaşında emekli olacağım emekli olduğum zaman eğer milletvekili maaşı üzerinden kalan primlerimi yatırırsam 9000 gün evet Milletvekili <laughs> emeklisi olacağım. O da çok zor. O da mümkün değil. Ayda 4000 lira <laughs> falan prim yatırman lazım. Evet. Yani nereden bulup yatıracaksın o kadar parayı kardeşim? <laughs> Kolay iş değil ki yani. Dolayısıyla e, durum bu. Bilgi kirlilikleri maalesef öyle yayılıyor ki bazen. Bunu sonra toparlamak da çok zor. Tabii. Mesela toplum şöyle zannediyor. Bir dönem milletvekilliği yapıyorsun. Sonrasında hemen emekli oluyorsun. Yan gel yat. Yok canım ya. Ama şöyle iki yıl eskiden e, hiç olmamış o yani bildiğim kadarıyla. Kıyak emeklilik falan. İki yılda özlük haklarını kazanıyorsun. Ne hakkın oluyor? Söyleyeyim işte uçağa binerken VIP'den biniyorsun. Yani çok da böyle matah bir şey de değil yani. Hani o normal yere gittin mi hiç olmazsa market var, bakkal var. VIP'de <laughs> o da <laughs> yok. Hiçbir şey yok abi. Bir, bir tane kuru su veriyorlar. Yani bildiğin böyle su. Bir de yanında şöyle eski bir kandil simidi. Öbür tarafta hiç olmazsa kebapçı var falan içeride yani rahat rahat. <laughs> ya ben İstanbul'da mesela İstanbul Havalimanı'nda vallahi normal giriş VIP'den daha konforlu. VIP'nin de esprisi ne? Şimdi Bizim siyasi görevlerimiz devam ediyor. Şimdi gün içinde 20 tane toplantın oluyor. Uçağa yetişmek bir İçin. problem. Şimdi bir atıyorum bir devlet memuru ya da bir işte bir vatandaş şu aşağıda bir bakkal var. Bakkalın sahibi. Bir yere uçacağı zaman zaten onu kendine ona göre planlıyor. Ama evet. sen evet. uçuşunu sistemine göre planlıyorsun. VIP sana uçağa 15 dakika kala giriş hakkı veriyor. Evet, Ve bu da birazcık siyasetçinin o esnemesi. Da, o da her yerde de vermiyor bu arada. Her yerde de vermiyor. Doğru. Yani büyük şehirler biraz daha kısıtlı o anlamda yani. Evet. Abi vallahi çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almışlardır. Bir kere kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Neden yani, atacağım, ne demek canım ne olur. E bu bence değerli çünkü bu toplumdaki kutuplaşmayı, bu toplumdaki sivrilikleri biz iletişimle ancak aşacağız. Doğru. Yani biz farklı düşünüyor olabiliriz. Farklı şeylere inanıyor olabiliriz. Farklı renkleri seviyor olabiliriz ama röportaj içerisinde de bahsettiğin gibi buluşacağımız zemin e, ve orada bulacağımız şey çok fazla. Ya %100 katılıyorum. Şimdi bir kere bakın bir kere herkes şunu hazır olmalı. Yani Türkiye bir değişime gidiyor. Evet. Türkiye'de değişecek şey, Türkiye'nin temel toplum dinamikleri olmayacak. Türkiye'de siyasetin dili değişecek, iş yapma şekli değişecek. Hepsi bu. Ama şimdi ben bazen kızıyorum, yani tepki duyuyorum. Şunu da ifade etmeden geçersem eğer eksik kalır. Şimdi özellikle toplumsal muhalefette aktör olmuş kişilerin bu dönem verecekleri mesajlarına çok dikkat etmeleri lazım. Şimdi tehdit etmeyi bir beceri gibi gören kişiler olabiliyor. Ve bu siyasetten Türkiye'ye çok zarar verebiliyor. Özellikle bize çok zarar verebiliyor. Şimdi çok kolay yani. Çok konforlu bir şey biliyor musun? Sorumluluğu olmayan biri için işkembeye kübradan sallamak. Biz çok ciddi bir sorumlulukla mücadele ediyoruz. Kılı kırk yarıyoruz yani. Hı. Ve samimiyetle bir şey söylüyoruz yani. Hiç kimsenin kimseyi tehdit etme hakkı yok. Biz iktidara geleceğiz. Evet. Sonra biz sizin alayınızı alacağız. Şöyle yapacağız. Böyle Bakın bu bu konuda konuşma yetkisi... ...kimse de yok. Biz iktidara geleceğiz kardeşim, evet. Sonra biz sırtımıza cübbe mi giyeceğiz, sakin mi olacağız? Alakası bile yok. İktidara gelir gelmez zaten mahkemeleri bağımsızlaştırmak gerekiyor. Bir kere biz... ...iktidara geleceğiz, evet. Ama... ...birilerinin dediği gibi böyle stadyum mahkemeleri falan filan, asla. Bir kişinin suçu var mı kardeşim? Buna bağımsız mahkeme karar verir. Siyasetçinin... Bir tane siyasetçinin eğer cep telefonuyla bir hakimin arandığı günleri yaşarsak, namus ve şeref üzerine söz veriyorum. Ben o gideceğim o mahkemenin önüne oturup kendimi zincirleyeceğim orada. Asla kabul etmiyorum. Ben yani bugün zulmün üzerine, zulmün üzerine gül suyu döküldüğü için buna itiraz etmiyorum. Yarın bunun üstüne başka bir su döktüğün zaman bu zulüm, zulüm olmaktan çıkmış olmayacak. Zulüm zincirinin kırılması lazım. Hı. Haksızlıklar bitecek kardeşim. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacak. Hiç kimseye. Bak yapılmıyor büyük şehirlerde. 90 bin kişi namuslu bir şekilde çalışıyorlar. Hepsinin emeğinden dolayı Allah razı olsun kardeşim. Hizmet yapıyorlar insanlara. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Aynı şekilde liyakatle insanlar çalışmaya devam edecekler. Böyle tehdit, kaos çıkartma, böyle karanlık bir iktidar değişimi kimse hayal etmesin. Çok tatlı tatlı olacak çok güzel güzel olacak. Kimse dışlanmayacak, kimse asla kenara itilmeyecek, kimse suç işlemediği halde suçlu muamelesi görmeyecek, kimse fişlenmeyecek, hiç böyle bunlar olmayacak. Elbette bu dönemin yarattığı duyguyla öfkeli yaklaşan çevrelerimiz olabilir. Bazen milletvekili düzeyinde de böyle ifadeler olabiliyor. Bir sivil toplum temsilcisi, muhalif düzeyde olabiliyor. Yani kendi yaşadığı bir ezayı... çok içselleştirip... öfkeyle davranabiliyor. Ama ben... eza görmüş biri olarak bunları söylüyorum. Evet. Bana yaşatılanı... asla bir başkasına yaşatmayacağım. Bunu bir kere çok net söylüyorum. Yani o zincir kırılacak. Türkiye'ye huzur getirmemiz lazım. Adem, başka bir... yakıtımız yok. Bak yüzümüz gülmüyor. Yüzümüzün gülmesi her şeyden daha kıymetli ya. Evet. Sen, ben, o kim nasıl düşünürse düşünsün ya yani böyle bir oturalım şakalaşalım muhabbet edelim şöyle memlekete bir e, rahatlama gelsin yani anlatabiliyor muyum bir yani bir şey siyaset oynayalım. artık <laughs> gündemimizi siyaset değil başka şeyler belirlesin <gülüyor> siyaset <gülüyor> evet kendi yani. işini yapsın Biz Türk'ü dinleyelim e, teknolojik buluşlarla uğraşalım ülkenin katma değeri yüksek ürünlerle olsun Selçuk Bayrakları nasıl buluyorsun yani şimdi tabii bak bu e, buraya Teknoloji Partizan partizanca yaklaşmam şimdi. Bu konulara asla partizanca yaklaşmam. Yani bir teknolojik faaliyet varsa çok önemli. Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Evet. Katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürün ya yeni dönem bu. Biz ağır sanayi devrimini kaçırdık kardeşim. Türkiye artık ağır sanayi e, sistemi kuramaz. Neden? Çünkü bu konuda artık pazarlar oluştu. Peki Türkiye kalkınmasını nereden şekillendirecek? Bir planlı bir e, tarımsal kalkınma lazım. İki bizim yüksek teknolojili ürün üretmemiz lazım. Evet. Çok önemli ve hayati. Hatta bak bu konuda Türkiye'de biz özel bölgeler oluşturmak zorundayız ve dünyaya çağrı yapmalıyız. Teknoloji devlerine gelin sıfır vergi özel bölgede üretiminizi yapın, arge laboratuvarlarınızı kurun. Ürettiğiniz katma değerli ürün yine sizin olsun, siz satın. Ama bizim gençlerimizi istihdam edin orada. Laboratuvarlarda bizim gençlerimiz deneyim kazansınlar. Bizim Arge payını 0.65'ten bütçedeki Arge payını %3'e çıkartmamız lazım. İsrail'de 3.5. Evet. Ama şimdi mesela e, bunlar e, bu dönem olmadı. Şimdi orada birileri uğraşıyor. Efendim Erdoğan'ın yakını olabilir kardeşim. Keşke bütün akrabalarımız, çevresindeki herkes teknolojiyle uğraşsa. Memnuniyet verici bir şeydir. O işlerin teşvik edilmesini sağlayacağız. Yani Selçuk Bayraktar İktidar değişimi sonrası, kardeşim ben yüksek teknolojili ürün e, geliştirmeye devam etmek istiyorum dediği zaman... bu dönemden daha fazla... maddi teşvikle karşılaşacak. Yaptığı işle alakalı. arge ge çalışmaları kapsamında. Evet. Dolayısıyla buralarda sorun yok. Hiçbir zamanda olmadı. Olmayacak. Bak bir şey daha söyleyeyim, öyle kapatayım. Şimdi... geçen gün Ulaştırma Bakanı yanılmıyorsam... Çanakkale Köprüsü'nün resmini... paylaşarak işte, bir heykel değil ama... demiş, bize atıf yapmış yani. böyle. Hani, <laughs> Argo deyimle laf çakmış yani tamam mı? Şimdi <laughs> Tabii ben de boş durmadım. diyelim. Ben de boş durmadım tabii yani. Ee, şimdi biz köprüye karşı değiliz. Biz neye karşıyız? Biz yap işlet devlet modeline karşıyız. Neden? Ya bu modelde o köprüye yıllık 16 milyon 425 araç geçiş garantisi vermiş. Geçme şansı var mı? Yok. Yok böyle bir rakamın geçmesi mümkün değil. Niye? Dünyada en çok köprü geçen kentlerden biri İstanbul'dur. İstanbul'da da maksimum geçiş 50 milyon olmuştur. Ya onun dörtte birini falan Çanakkale'den geçme şansı yok. E şimdi ne olacak? Ben oturduğum yerde hiç geçmeden para ödemeye devam edeceğim. Ya e, maliyeti normal fi, fi, muadillerine göre yedi buçuk kat fazla. Biz bunlara itiraz ediyoruz. Diyoruz ki ya niye yedi buçuk kat pahalı kardeşim? Bu bardak her yerde bardak. Yani üç liralık bardağa niye yirmi beş lira veriyoruz kardeşim ya? Sonra İlk gelen tepki ne oluyor? Nasıl yani köpeğe mi karşısınız? Ya köpeğe niye karşı olalım? Yola niye karşı olalım kardeşim? Uydu fırlatma niye karşı olalım? Bütün televizyonları eşit gösterdiği sürece problem yok ki. <laughs> Ama senin televizyonu gösterir, benimkini göstermezse orada problem başlar. Dolayısıyla <laughs> sıkıntı yok. Bunlar olmaya devam edecek. Ben mesela senden şöyle bir adım beklerim açıkçası. Sonuç olarak kimimiz daha çok, kimimiz daha az toplum önündeki birilerinin rol modelleriyiz. Tabii. Yani senin de çok fazla sevenin vardır, benim de vardır. Senin de sevmeyenin vardır, benim de sevmeyenin Mutlaka, vardır. tabii. Ama şimdi mesela Selçuk Bayraktar'la ilgili sözlerin çok kıymetli. Ama bunu biraz da şöyle sahaya da yansıtman lazım. Tek Fırsat de bulabilmiş lazım. değilim. Mesela bak bu teknolojik fuarlar yapılıyor. Tekno ee, işte şey oluyor. Efendim? Teknofest. Ha, Teknofest. Mesela ben e, geçen yap yani bir öncekilerde bu hani Türk Hava Kurumu uçaklarının uç, evet. uçup su bıraktığı onlara katılmayı istedim fırsat bulamadım. Ama söz ilk yapılana gideceğim. Beraber gidelim. Ben gideceğim. Beraber gidelim. Bak ben varım. <laughs> Niye? Bir şey söyleyeceğim. Bu, bu, bu ülkenin üretimidir. Bunu kimin yaptığıyla alakalı bir tartışma faşizmdir. Yani yani bu Selçuk Bayraklar yüksek teknoloji üretiyor diye tavır koymak faşizmdir. Kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Bütün hepsi öyle yapsın zaten. Katma değeri yüksek ürün geliştirsinler. Biz zaten bunu istiyoruz. Bak tarımsal planlama yapsınlar. Canım feda. Tarımsal planlama. Patates üreticisi işte de eskiden Devlet Mahsuller Ofisi vardı ya. İşte şu kadar alacağım senden, bu kadar evet. alacağım. Bak şimdi adam hiçbir planlama olmadığı için bu sene herkes ayçiçeği ekmiş. Niye? Ayçiçek yağı pahalı ya. <laughs> Bak herkes vallahi diyorum sana. Bu odayı arpayı sökmüş, atmış, ayçiçeği ekmişler. Seneye şimdi ayçiçek fiyatları düşecek. Niye? Çünkü şey arz çoğalacak, tamam mı? Hı. Bu sefer milletin eline mal kalacak. Niye? Planlama yok. Organik tarım yapılsın. Ya yapsın. Onun tabiri caizse sırtımda taşıyayım. Hı. Bak bir şey söyleyeyim sana. Vallahi de billahi de tillahi de yemin ederek söylüyorum. Hükümet bugün çıksın desin ki arge payını 3'e çıkartıyorum kardeşim. Bütçeyi revize ediyorum. Bütçeyi revize ediyorum. Arge payını 3'e çıkartıyorum. Eğitim sistemini yüksek katma değerli teknolojik ürün ortaya çıkartabilecek e, noktaya taşıyorum. Gençlerin ARGE yatırımlarıyla gençleri teşvik ediyorum. Yazılımı kodlamayı destekliyorum. Teknokentleri şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Makul bir proje koysun. Desteklemezsem namert. Hmm. Bu ülkeye faydalı iş yapmak. Bence doğru siyasette bu zaten. Ama şimdi biz ha, insanlar bunu biz, biz artık yarın yani. şöyle düşünülmesin ya. Yani. Biz geldik bu dönemde memlekete faydalı işler yapan insanlar, değer üreten insanlar, teknoloji yatırımı, sağlık yatırımı bunlar. Biz bunlarla çok uyumlu çalışacağız. Biz istifade edeceğiz. Onlar da işlere devam edecekler. Bizim meselemiz olan tek şey şu. Ballı ihalelerle hep böyle aynı isimler etrafında dönüyor ya. Biz burada bir haksızlık olduğu kanaatindeyiz. Ve bu haksızlıktan dolayı orada da bazı arkadaşlarımızın lafları yanlış anlaşılıyor. Kamulaştıracağız falan. Yani sanki el koyulacak falan. Öyle bir şey değil yani. netçe itibariyle burada nedir? Köprü yapmıştır. Doğru mu? Anlaşma yapmıştır bedele ödenecek, parası ödenecek ve devlete geçecek. O ondan sonra fiyat ona göre belirlenecek. Yani şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaz Köprüsü, şimdi Yeni Adil 15 Temmuz Köprüsü buralara nedir? Para devletin kasasına düşüyor. Bayramlarda buralar tatil, öbürleri tatil değil. Yani ücretsiz değil. Şimdi hepsi öyle olacak yani. Hepsi, 10 sene sonra onlar da ücretsiz. Hepsi olur. öyle olacak yani. Bak burada maksat o. Yoksa biz yani şimdi bir kişi Adalet ve Kalkınma Partili diye yani canı yakılı. Böyle bir şey mümkün mü ya? Ticaret erbabı, liyakat erbabı, işinde ehil, efendim öğretmen, avukat, hakim, polis, şu bu yani görevi ne olursa olsun. İşinin erbabı, devlet terbiyesini bilen, devlet dediği müessesenin hükümetin dışında bir müessese olduğunu bilen, hükümet ayrı, devlet ayrı, benim aidiyetim devletedir, hükümete değildir deme erdemini gösteren herkes aidiyetim hükümete değildir derken hükümete de tanımıyorum değil yani. Tabii ki hükümette tanıyorum ama. Ama aidiyetimi devletle tarif ediyorum. Yani herkes işine gücüne bakacak kardeşim. Evet. Bu kadar basit. Abi çok keyif aldım. Ben de öyle Tekno ya. Teknofest'e gideceğiz beraber. Söz gelip, verdim. Gelip ben alacağım seni. Vallahi söz. Geleceğim. <laughs> gideceğiz hep beraber. Bir de kahvaltı yaparız. Gayet güzel. Olur. Dışarıda. Olur. Şey var. Ben su böreklerini çok seviyorum. Öyle mi? Sen sever misin bilmiyorum. Su Sabah böreğini mümkün mü ya? Bir de onu böyle tam kıvamında yapan yerler var ya işte. O sabah kahvaltı... Varsa uygun. öyle bildiğin bir yer giderim. Ben seni götüreceğim <laughs> abi. Mutlaka, ben de. mutlaka akşamında da ben sana kebap ısmarlayayım. Ben bütün günü beraber geçireceğim. Çi köfte, <laughs> çi köfte yapayım sana bir ara. Aa. Ustasıyımdır o işin. Bayağı Sen yiyeyimdir. Şey yap, ben de birkaç kişi getireyim böyle kaynaşalım. Olur, herhalde. olur, olur. Sohbet <laughs> ederiz. Ben zaten sık sık onu yapıyorum. Ee, arkadaşlarla böyle buluşuyoruz, birçok farklı kesimden. Böyle benim çi köftemi e, yani çok kişi vardır Türkiye siyasetinde. Ee, Abi belki dükkan açarız ya. <laughs> Valla <laughs> olabilir bak onu hiç bilemem. Bizim bu çiğ köfte işinde iyi para var ha öyle deme yani. Ya bir de şöyle hepsi makina işi olduğu için tatları hepsi birbirine benziyor. <laughs> Şimdi. Böyle el işi olacak. Çiğ köfte dediğin elde yoğurulacak. Yani. Böyle düzgün. Bizimki özel üretim fiyatı da biraz ona bir katma. Ona bir tabii canım ona göre fiyat güncellemesi yapmamız <laughs> lazım. Ama fiyat güncellemesi <gülüyor> yani <gülüyor> özellikle <gülüyor> Arkadaşlar konuğumuz Eren Erdem'di. Vallahi çok keyifli bir sohbet oldu. Birçok konuyu konuştuk. umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.